Savunma raporuna hoş geldiniz. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Şimdi anlatacaklarımız ve aktaracağımız resmi makamların açıklamaları o kadar önemli ki ülkemizin geleceğine ışık tutuyor. Artık devletler dünya üzerinde silahlanma yarışını uzaya taşımaya başladı. Akıl almayacak teknolojiler ve sistemler dünyayı sardı. Ülkemiz bu konuda ne kadar geç kalsa da son yıllardaki hummalı çalışmalarla rakiplerimizi yakaladık. Hatta birçoğunu birçok noktada geçmiş bulunmaktayız. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım çok önemli açıklamalarda bulundu. Hibrit motor teknolojisinde dünya lideriyiz. Statik testleri ve fırlatma testlerini yaptığımız yerli roket motorumuz var ve %100 yerli. Uzaya çıkan aracımızı bu motorumuzu ateşleyerek Ay'a götüreceğiz. Bu motor, söndürüp tekrar ateşlenebilen bir motor. Bu özelliğiyle bu motorumuzu uzay motoru olarak bütün dünyaya satılabilecek bir ürün olarak görüyoruz. Misyonun ilk hedefi, insansız bir roketin yakın dünya yörüngesinden Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştirmesi ifadelerini kullandı. Hüseyin Yıldırım, bugün uzay çalışmalarına ehemmiyet vermemek, yarın başkalarına köle olmak demektir. Uzay çalışmalarına yatırım yapmak lüks değil ihtiyaçtır açıklaması da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu. Bu noktada uzmanlar, uzay çalışmaları ile kendi insansız hava araçlarımızı, füzelerimizi, çeşitli silahlarımızı dünya üzerinde uzun mesafelerde kullanabilme ve yönlendirebilme yeteneğine Türkiye'nin yakın zamanda kavuşacağını düşünüyor. Geçenlerde de Selçuk Bayraktar'ın uzay hedefleri herkesi heyecanlandırmıştı. Hüseyin Yıldırım ayrıca, Türkiye'nin uzay konusunda biraz geç kaldığını söyleyerek, geç kalınmasına rağmen Türk milletinin hızlı hareket ettiğini ve problemleri yolda çözmeye becerikli olduğunu belirtti. Hedefimiz uzayda güçlü bir şekilde yer almaktadır diyen Yıldırım, hem Türkiye'nin hem de kardeş ülkelerinin menfaatleri için uzayda güçlü şekilde yer almayı amaçladıklarını vurguladı. Bu noktada Roketsan'ın da önemli bir çalışması mevcut. Türkiye kendi ürettiği uyduyu uzaya kendisi fırlatıp, yörüngeye yerleştirecek. Roketsan 2026 yılından itibaren uyduları ve uzay araçlarını milli imkanlar ile 400 kilometrelik dairesel yörüngeye yurt içinden fırlatabilen, sivil uzay sektörünün rekabetçi oyuncularından biri olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de bu noktada önemli açıklaması olmuştu. Mikro uydu fırlatma projesinin akabinde daha yüksek irtifada, uydulara daha ağır ürünler yerleştirilmesiyle ilgili projelerimiz devam edecek. Test çalışmalarımız başarıyla yürüyor. Şu tabii önemli, artık Türkiye uzaya erişebilen bir ülke oldu ifadelerini kullanmıştı. Tüm şirketlerimizin artık ürünlerini uzaydan uydular ile kontrol edebilme ve uzayda var olabilme çalışmaları hipotezlerden öteye geçerek somut bir hal aldı. Yakın zamanda tüm bu açıklamaların ürünlerini testlerde göreceğimizi düşünüyorum. Yine Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nın değindiği önemli bir nokta var, uzay çalışmaları ve bu tip yüksek teknolojili gelişmeler olmazsa teknoloji de gelişmeyecektir. Zorlamadan bu işler olmaz. Bize şunu söylediler, neden böyle zor bir hedef koydunuz? Ay'a gitmek şart mıydı? Gitmek tabii ki şart değil, istemezseniz gitmezsiniz. Ama bu bir iddiadır. Ay'a gidebilmek bir kapasitedir, kabiliyettir. Bunu göstermeniz gerekir. İkincisi de Türkiye'mizin ve insanlarımızın hem Ay'da hem de diğer gök cisimlerinde hakları var. Bunlar bugün kimsenin önem vermediği, farkına varılmayan hususlar ama uzay hukuku gelişiyor ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Anlaşması diyor ki uzaydaki bütün cisimler insanlığın ortak malıdır. Nasıl olacak bu iş? Ortak malınız ama oraya uzanamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. O zaman bunların hepsi lafta kalır. Biz Ay'a ulaşarak aslında bunun teknolojik gelişmelerinin yanında hukuki boyutu da var, Türkiye Ay'a bir araç gönderebilmiş, orada bir iz bırakabilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla oradaki haklarını savunacaktır ve savunmaktadır. Çünkü uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz dedi.